Abdurrahman Gökte, Mehmet Şah Oruç'ta gazetecidir, iyi gazetecidirler. Bugüne kadar sayısız haberler yapmışlardır. Kürdistan ve Türkiye'de çok sayıda bölge gezmişlerdir ve birçok habere de kaynaklık etmişlerdir. Nitekim Abdurrahman Gök'ün Nevroz'da çektiği fotoğraflar dünya gündemine oturmuştu. Kemal Kurkut'un vurulduğu fotoğraflar ve buna dair de yargılanmıştı. Bu da bir intikam biçiminde kurgulanmış bir dava. Açıkçası bundan sonrası için bizim bir an önce arkadaşlarımızın tahliye edilmesini bekliyoruz. Sadece onlar değil, cezaevinde bulunan tüm arkadaşlarımızın tahliye edilmesini bekliyoruz. Halen derneğimizin eş başkanı Dicle Müftüoğlu da tutuklu, Sedat İlmaz da tutuklu. Onların iddianameleri henüz netleşmedi veya dava günleri henüz netleşmedi ama bir an önce onların da tahliye edilmesini bekliyoruz. Ama bundan önce 14 Eylül'de görülecek her iki arkadaşımızın duruşması aynı gün ama farklı mahkemelerde görülecek. Ama ikisini de takip edeceğiz, yakından takip edeceğiz. Sadece biz değil, tüm meslektaşlarımızın, basın meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, yine siyasi partilerin, tüm halkımızın bu davalara duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Orada olsunlar, sesimize ses katsınlar, Abdurrahman'ın, Mehmet Şah'ın sesine ses katsınlar ve bu hukuksuzların bir an önce son bulması için daha güçlü haykırsınlar. Ben Abdurrahman Gök başında nazdıkın, veke rojnameger nazdıkın, bekareviye rojnamegeriyem nazdıkın. Yani dahvaza me evaku demil dest hevale me Abdurrahman Gök bete berdan. U netine ev hevale me in çapemeni in ragahandini ki de hündür debe, ki de zindan edebe, bile hemi demil dest betine berdan. Jiber ku ev kare rojna me geriye dikin. Kare rojna me geriye eğer ne ekirin, yani velatije u embejim kurdje, veje agahiyen Zelal Agahiyen Rast Bepar Bemin'in. Dosyalarını biliyoruz, iddianamelerini inceledik. Sadece yapmış oldukları haberler, bu haberlerin içerikleri suç olarak değerlendirilmiş ve kendilerine tutuklama tedbiri olarak geri dönmüştür. Demokratik hiçbir ülkede basın mensuplarının yapmış olduğu haberler kendileri aleyhine kullandırılamaz, kendileri aleyhine kullanılamaz. Bu nedenle biz bu yapılacak duruşmada İnsan Hakları Derneği olarak önceki duruşmaları da takip etmiştik zaten. Bu duruşmayı da takip edip, gözlemleyip görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız ama öncelikli olarak arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını, basın mensuplarının serbest bırakmasını talep ediyoruz. Türkiye'de gazeteciliğin ve gazetecilerin yargılanması utanç verici bir durumdur. Arkadaşlarımız Mezopotamya Haber Ajansı'nın, Yeni Yaşam Gazetesi'nin ve doğrusu muhalif gazetecilerin tutuklanması, cezaevine konulması insanlık suçudur. Yani bu yaşadığımız bu çağda Kürt halkının haklarını basın yoluyla ifade eden gazeteci arkadaşlarımız her nedense tutuklamayla yüz yüze kaldırıyorlar. Biz 14 Eylül'deki Kürt halkını adliyenin önüne bekliyoruz. Kürt gazeteciliğinin son 40-50 yılda, daha önce yok sayıldı, 40-50 yılda uğradığı baskıları protesto ediyoruz ve halkımızı çağırıyoruz. Biz arkadaşlarımızın yanında olacağız. Arkadaşlarımızın görüşleri bizim görüşlerimizdir. Arkadaşların haberleri bizim haberlerimizdir. Onun için onlar yalnız değildir. Büyük bir moral ve motivasyonla biz gazeteci arkadaşlarımızı bundan sonra her yerde, her zaman Demokratik Bölgeler Partisi olarak savunacağız, savunmaya devam edeceğiz.